Türkiye'nin içerisinde bulunduğu hassasiyetler, yaşananlar Sayın Başbakan tarafından ifade edildi kendine has lisanıyla. Ama asıl konu malumlarınız anayasa değişikliği ve bununla bağlı olarak 31 Mart'ta neticelenmesi gereken Avrupa Birliği uyum yasalarıyla ilgili reformların konuşulması, bu konular üzerinde fikir teatisinde bulunuldu. Anayasa noktasında biz kendilerine 2011 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nin de öncülük yaparak teklif ettiği bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Bu komisyon çalışmaları neticesinde 60 madde üzerinde anlaşmıştı. Şimdi bizim teklifimiz sanki süreç devam ediyormuşçasına mutlaka anayasada değişiklik süreci başlatılmalı. Başlangıçta 2011 yılındaki devam ediyormuş gibi bu 60 madde üzerinde çalışılmış, anlaşılmış. 61. madde gündeme gelip üzerinde konuşulmalı. Sayın Başbakan tarafından da bu kabul gördü. Elbette ki biz bu noktadaki hassasiyetlerimizi de ortaya koyduk. Öteden beri söylediğimiz 21. yüzyılda Türk devletinin, Türk milletinin önünde engel teşkil edebilecek maddelerden anayasanın arınması gerekiyor. En önemlisi de sivil inisiyatifin, sivil iradenin mührünü taşıyan bir anayasanın olması gerekiyor. Bu noktada hemfikir olduğumuz ortaya çıktı. Bununla birlikte tabii ki anayasa değişikliği dikkate alınınca iç tüzükteki değişiklikler de gündeme geldi. Biliyorsunuz iç tüzükle ilgili de bir komisyon çalışması var idi. Onun da kaldığı yerden devam etmesi noktasında teklifler oldu, temennilerde bulunuldu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 93 yıllık bir parlamenter tecrübemiz var. Parlamenter sistemin süreç içerisinde aksayan tarafları var ise, ihtiyaç hissedilmeyen tarafları var ise bunlar mutlaka gözden geçirilmeli. Parlamenter sistem güçlendirilmeli ve yolumuza böyle devam etmeliyiz düşüncesini ortaya koyduk ki bu sizler tarafından da bilinen bir tavrımız. Sayın Başbakan tabii ki bu noktada hayır parlamenter sistem olmaz gibi bir tabir kullanmadı. Ama başkanlık sisteminin de tartışılması gerektiğini, parlamenter sistemin artık ihtiyaca cevap vermediğini, bunun yerine başkanlık sistemini önerdiklerini, bunun tartışılması gerektiğini ifade etti. Biz her konuyu tartışmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ama başkanlık sistemini zinhar kabul etmeyeceğimizi de ifade ettik. Tartışırız. Getirdikleri takdirde her konuyu tartışırız ama başkanlık sisteminden yana olmadığımızı, hele hele Türkiye'nin bugün içerisinde yaşadığı şartları dikkate aldığımız vakit böyle bir konuyu tartışmanın bile lüks olduğunu ifade ettik. Evet. Nasıl bir başkanlık sistemi, detay verir mi efendim? Hayır, hayır. Şunda mutabık kalındı. Yine komisyon kurulması. Evet, parlamentoda bulunan bütün partilerin eşit bir şekilde temsil edilmesi. Aynı şart. Geniş bir katılımla bir anayasa değişikliği üzerinde çalışılması kararlaştırıldı.